Yaklaşık bir bir aydan uzun bir zaman oldu. Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecinin içinde e, sonuna geldik. Yani bir hafta var. Belki e, Cuma günü yapacağımız belirlemelerden sonra bir miktar daha belki birkaç yer kalabilir sonra Çünkü yaklaşık 400'e yakın yer daha belirleyeceğiz. Yani 1300 yerin 900 civarındası yeri belirledik. Daha belirlenecek yerler var. Yani ortalama böyle 100-150 yeri her hafta açıkladığımızı düşünürsek bazı yerler kalabilir belki sonraki haftaya da ama ağırlıklı olarak %90'ı şekillenmiş olacak. Şimdi bu sürecin içinde tabii kamuoyunu tatmin edebildiğimiz adaylıklar oldu, tatmin edemediğimiz adaylıklar oldu. En nihayetinde iki tane düzlem önemli burada. Bir örgütün kendisi, iki örgütün de içinde olduğu genel kamuoyu. Çünkü... Örgütün tatmin edilmesi son derece önemli. Neticede örgüt çalışacak, örgüt sahaya çıkacak. Örgüt Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını savunacak. Ee, her ne kadar yerel seçimler biraz aday eksenli seçimler gibi görünüyorsa da nihayetinde bir siyasal partinin adayları bunlar. Dolayısıyla siyasal partinin bence belirleyiciliği adayların belirleyiciliğinden çok daha önemli. Özellikle büyük şehirlerde ve seçmenin yoğun olduğu yerlerde. Ee, yani bir adayın ulaşabildiği seçmen sayısı e, çok belli. Dolayısıyla kırsal yerlerde, daha küçük yerlerde belki aday profilleri daha belirgin oluyor ama e, büyük şehirlerde e, e, şey parti oyları, partinin algısı çok, son derece önemli. O yüzden ben parti örgütünü motive etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bu çerçevede bazı yerlerde ön seçimler yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Her yerde ama yapılmalıydı, her yerde. Var. Evet, bunu yetersiz bulanlardanım. Ben partinin örgütünün sürecin içine daha fazla katılması gerektiğine. İnananlardanım. Bu motivasyon ve çalışma açısından önemli. Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik gelenekleri açısından da önemli. Bunu e, not edeyim. İkincisi tabii genel kamuoyu. Genel kamuoyu da önemli. Neticede genel kamuoyunun oylarıyla seçilecek bu adaylar. Burada da biz bazı yerlerde aday yoklamaları yaptık. E, kamuoyu yoklamaları yaptık. Memnuniyet anketleri yaptık. Memnuniyet anketinin sonuçlarının tabii e, paylaşıldı bize parti meclisinde. Biz de ona göre kendi düşüncelerimizi ve yaklaşımlarımızı e, dile getirdik. E, tabii e, memnuniyet anketleriyle bizim gözlemlerimiz her zaman örtüşmedi. Yani X yerinde e, bir adaydan çok memnun görünür, e, görünse de, anketler öyle olsa da hı hı. bizim gözlemlerimizi örtüşmeyen yerler oldu. Örtüşen yerler oldu. Onu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Yani e, özellikle İzmir'de e, ciddi bir aday değişimi oldu. Sadece 3 belediye başkanı e, yeniden aday gösterildi. E, yeniden aday gösterdik. Bir ilçe belediye başkanımızla da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdik. Dolayısıyla bir yeni bir durum var. Yani İzmir'de çok radikal ve köklü bir değişiklik oldu. E, tabii değişim süreci biraz e, ne kadar içselleştirildi o günden beri biz de birçok telefon alıyoruz. <laughs> Tepkiler de var, olumlu görenler de var ama tepkilerin çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yine bir objektif değerlendirme yapacak olursak. E, kamuoyunun takdirindedir artık bundan sonraki süreç. Yani ne kadar tatmin edebildiğimizi seçim sonuçları biraz gösterecek. Orası testin evet. ana unsuru olacak. Ana karnemiz o olacak yani. Peki. Diğer konuklarımı hızlıca döneceğim ama kısa bir yorumda asıl konuşacağımız meseleye geçiş yapmak için ilk size sorayım yine. Hı -hı. İyi Parti liderinin bugünkü sözleri çok tartışıldı, konuşuldu. Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt var. Mansur Yavaş yanıt verecekmiş. Az önce söyledi Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak. E, bizzat zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tekrar ifade edeyim. Kendisiyle kavga etmeyeceğim. Bir kez daha söylüyorum. Muhalefete muhalefet etmek gibi bir derdimiz yok. Benim niyetim açık. İyi Parti'den AK Parti'ye geçen ve oradan aday olan Nebi Akipoğlu'na Eskişehir'de yaptığım mekanı Adresi açık, adresi de anlaşılabilir, oradan da anlaşılabilir bir konuşmaydı. Galiba yanlış aksettirilmiş dedi. Bir kısım seçmen şöyle düşünüyor: Belki de ortak payda da eriyen bir seçmen bu. CHP ve İyi Parti arasında gidip gelme olasılığı da var. Belki sadece ittifak seçmeni. Ama ağırlıklı olarak baktığımda ortalama görüşün şu olduğunu düşünüyorum. İyi Parti bu yönde suçlama, iddia veya beyanlarına devam edecek gibi görünüyor. Diye bir çıkarım mı var seçmenin? nereye kadar cevapsız kalacak diye Murat Bey'e sordum. Biz olabildiğince bunu bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü İyi Parti seçmeni bizim seçmenimiz. Aynı mahallenin seçmeni. işte seküler milliyetçi, şehirli vurguları yaptı, tanımını yaptı. Çok uzak değiller bize. Dolayısıyla onları karşımıza alacağımız bir hamle bizden beklenemez. Mealinde özetleyemeyecek bir açıklama yaptı. Sizin perspektifinizden nasıl... Eee, turladığınızı da biliyorum seçim dönemlerinde görevlendiriliyorsunuz farklı adreslerde. Hakikaten öyle mi? Bir de Cevapsız kalacağından emin miyiz? Siyaset sertleşebilir. İstanbul'da adayı var İyi Parti'nin, Ankara'da var. E, nereye gidecek gibi? Şimdi tabii şöyle bir şey, e, burada niçin bu hassasiyetlerin oluştuğunu bir önce bir değerlendirmek lazım. Mesela niye e, Sayın Meral Akşener böyle algılıyor, hissediyor, yani gerçek bu değil. Onu tartışmanın ötesinde söylüyorum. Ya da niye e, aynı ittifakın içinde olan partilerin Liderlerinin, temsilcilerinin birbirlerine karşı söyledikleri sözler yanlış anlaşmaya bu kadar müsait oluyor. Şimdi burada bir zemine işaret ediyorum ben aslında. Şimdi Hı -hı. benim üzüldüğüm şey şu, daha doğrusu olması gereken konu şu. Şimdi Türkiye'de 2017'den beri bir siyasal hat var. E, bu siyasal hat referandumla beraber başladı. Yani AKP, AKP'nin siyaseti, AKP'nin Türkiye'yi götürmek istediği yer, AKP'nin siyasi anlayışı, onun ideolojik pozisyonu, onun ülkeyi yönetim anlayışı şimdi bir böyle bir çizgi var. Bir de bu çizginin karşısında konumlananlar var. Şimdi bu aslında bize dayatan bu ucube sistemle daha cisimleşmişti. Yani parlamenter sistemden yalan olanlarla işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olanlar arasında bir ayrım oluşmuştu ve biz bu ayrımı, aslında referandumla beraber başladık yani. Evet-hayır biçiminde bir gevşek konfederasyon oluşmuştu orada. Farklı siyasal geleneklerden gelse de partiler bir genel çerçeve üzerinde uzlaşmayı asgari müşterekte uzlaşmayı başarabilmişlerdi. Sonra ben, ben bunu adalet yürüyüşüne dahil ediyorum bir sonraki aşamada. Peşinden bu referandum ve adalet yürüyüşü süreçlerinden sonra yerel yönetim seçimleri oldu ve yerel yönetim seçimlerinde bu tabanlar birbirlerine oy verdiler. Yani o süreç devam etti ve bir ileri aşamaya taşındı. Yani bir HDP'li de, bir İyi Partili de, daha solda siyaset yapan arkadaşlar da, daha muhafazakar arkadaşlar da, seküler Türk milliyetçileri, hatta bazı şehirlerde muhafazakar Türk milliyetçileri bile Cumhuriyet Halk Partili adaylara oy verdiler. Sonra biz bu süreci biraz daha derinleştirdik bu başarıdan sonra. O derinleşme dedi ki ya bizi bir araya getiren tek şey Tayyip Karşıtlığı değil. Biz bu ittifakımızı demokrasi çerçevesinde geliştirelim. İşte adına e, mutabakat metni dediğimiz, birçok politikada uzlaştığımız metinler çıktı ortaya. Bunun çalışmaları yapıldı, tartışmaları yapıldı ve bir, bir uzlaşı noktası bulundu. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey. Şimdi bu, bu süreç devam ederken e, bir genel seçim oldu ve bu genel seçimden sonra şimdi biz nerede duruyoruz? Yani bu partiler bütün bu süreci taşıyan partiler bir ittifakın resmi parçası olan ya da bir siyasetin karşısında pozisyon alan ya da Türkiye'ye daha demokratik zeminlerde ilerlemek istiyor, demokratik zemine taşımak isteyen bu siyasal partiler şimdi bu sürecin parçası değiller mi? Kendilerini nerede tanımlıyorlar? Yani AKP'nin siyaset anlayışı değişmiş midir? AKP'nin Türkiye'yi götürmek istediği yerde bir farklılık mı vardır? bir yumuşama mı vardır? Yeni bir arayış mı vardır? Yoksa tam tersi mi? İşte Can Atalay olan olduğu gibi. Şimdi bu burada duruyorsa eğer yani bizi şey demek istemiyorum. Yani Tayyip karşıtlığı ve AKP karşıtlığı bir araya getiriyor demek istemiyorum. Tam tersi orayı derinleştirdiğimiz bir süreçte yaşadık biz. Bütün bunlara rağmen yani orada o duruyorken Türkiye'nin önündeki riskler, Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki riskler orada duruyorken bu konuda emek harcamış, çaba sarf etmiş, bu sürecin içine yer almış siyasal partiler şimdi neden kendilerini başka bir yerde ta tanımlamak istiyorlar? Şimdi bu bir zemin. Şimdi bu zeminde elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin hataları vardır. Yani bu ittifak sistemleriyle ilgili ben Cumhuriyet Halk Partisi burada hiç hatasız demek istemiyorum. Ben ben şahsen mesela ittifak sistemlerinin partileri bu kadar birbirine benzettiği eleştirisini her yerde yapan, kamuoyunda da yapan, televizyonda da yapan, parti meclisinde, partinin yetki kurullarında da yapanlarım, yapanlardan biriyim. Dolayısıyla burada partinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir öz eleştirisi yapması gerekir. Ama bütün bu geçmişteki ders yaşananlardan yola çıkarak bir başka yere savrulmayı, yani o kendini biraz bağımsız siyaset hattına doğru çekerken, ibreyi çok fazla Başka yere kırmayı ve en nihayetinde bu büyük yarılmada muhalefet cephesinde değil de, muhalefet cephesinin ucunda da değil de belki bir adım daha ötesinde durmayı ben bütün bu müktesebata uygun görmüyorum. Şimdi burada hassasiyet oluşmuş görüyorum ve bu hassasiyet de yaşadığımız bütün süreçlerin bahaneleri oluyor aslında. Yani bugün pankartla ilgili billboardla ilgili bir sorun olur. Yarın genel başkanın söylediği bir şey yanlış anlaşılır. Ertesi gün bir parti yetkilisinin söylediği bir şeyin altında bir şeyler anlamlar aranır. Yani mesele bu zemindir. Ben bu zemini kaybettiğimizi görüyorum. Yani benim asıl burada bir yani siyasetçi olarak üzüldüğüm şey bu. Çünkü bu zemini biz birlikte inşa ettik. Birlikte ördük ve birlikte bu noktaya getirdik. Ama çabuk dağıldı. Evet kazanamadık. Evet %48 oyda kaldık. Bunun da bizden kaynaklanmayan nedenleri de var, bizden kaynaklanan nedenleri de var. Ama biz 2019'da bunu başarmıştık. Ve 2019'da üstelik ittifakların yerel seçimlerde çok daha iyi işlediğini de göstermiştik. Yani her ne kadar bütüncül bir siyasal ittifak kurmak siyasal ideolojileri olan partiler için çok mümkün olamasa da yerelde, yerel adaylar üzerinden, adayların özellikleri yüzünden, mahallenin özellikleri sayesinde bu ittifakları ilişkileri kurmak çok daha kolayken ve belki de son 30 yıldır yaptığımız yerel seçimler içinde en önemli seçimlerden birini yapıyorken bu zemini kaybetmiş olmanın çok riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın son cümlem olsun Can Bey. Şöyle bir şey var. Bu mahalli idareler seçimleri sadece mahalli idareler seçimleri değil. Önümüzde 4 yıl seçimsiz dönem var. Dolayısıyla merkezin gücüyle yerelde muhalefetin gücü arasında dengeyi kurmak ve bunu sürdürebilmek açısından da son derece önemli. Öbür türlü Türkiye'nin nereye savrulacağını kimse kestiremez. Bence herkesin böyle bir siyasal bilinçle ve bu sorumlulukla hareket etmesi lazım bu süreçte. Bu da e, muhalefet adına söylersek.